rotamız Arnavutluğun en zengin şehri ve dördüncü en büyük şehri olan İşkodra. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Adriyatik kıyısına 20 kilometre ve başkent Tirana 120 kilometre uzaklıktaki İşkodra Gölü kıyısında yer alan Arnavutluğun en eski şehirlerinden biri olan İşkodra'ya biz Saranda'dan yola çıktık. İşkodra'ya yaklaştığımızda yoğun bir trafikle karşılaştığımızdan dolayı yaklaşık 7 saatte İşkodra'ya ulaşmış olduk. Tarihte birçok dönem boyunca İşkodra önemli bir şehir olma özelliğini korumuştur. Adriyatik Denizi ve İtalya'nın liman şehirlerine yakın konumda bulunması ve diğer şehir ve kasabalarla karayolu bağlantısına sahip olması İşkodra'yı tarih boyunca gözde bir yerleşim konumda tutmuştur. Ülkenin kuzeyinin sanayi ve kültür merkezi olan şehire doğru yol aldıkça yükselen dağları, yerleşim alanlarını ve Arnavutluğun her yerinde rast geldiğimiz barınaklarını görüyoruz. İşkodra şehir merkezinin hemen girişinde bizi İşkodra'nın simgesel yapılarından biri olan Rozafa Kalesi karşılayınca anlıyoruz ki İşkodra'ya varmış bulunuyoruz. Rotamız Arnavutluğun en zengin ve dördüncü en büyük şehri olan İşkodra şehrindeyiz. İşkodra şehir merkezine giriş yaptıktan sonra bir süre araçlarımızı park edecek yer aradık ve bulduktan sonra da İşkodra gezi turumuza başladık. Arnavutluğun en eski şehirlerinden biri olan İşkodra'da yaklaşık 100 bin kişi yaşamaktadır. Bu şehir Arnavutluğun önemli bir kültür ve ekonomik merkezi. Aynı zamanda Arnavut Katoliğinin merkezi olarak da biliniyor. Bu açıdan tüm farklı dinlerin bir ülkede bir arada yaşadığı gerçeğinin güzel bir örneği. Ve işte şimdi araçlarımızı park ettikten sonra şehir turumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şehir merkezinde Kole İdrameno Caddesi üzerinde tüm ihtişamıyla yer alan Ebu Bekir Camii bizi karşılıyor. Bu cami komünizm döneminde yok edilen Osmanlı dönemi Fusçela Camii'nin yerine inşa edilmiş. Ebu Bekir Camii 1995'te yeniden restore edilerek Osmanlı Camisi'nin yer aldığı yere yapılmıştır. Duvarlarındaki ve kubbenin altındaki geniş pencereler sayesinde caminin içi aydınlık ve ferahtır. Duvarların yalınlığı ve açık renkler caminin içindeki sükuneti arttırmaktadır. Şimdi şehrin en hareketli caddesi olan Kole İdrameno Caddesi'ne geçiyoruz. Bu cadde üzerinde çok çeşitli kafelere, restoranlara ve dükkanlara rastlayabilirsiniz. Yaz akşamları burası dolup taşıyor, insanlar yemeklerini yiyip keyifli vakit geçiriyor.
Biz de bir şeyler yiyip içmek için buranın meşhur İtalyan pizzacılarından birini tercih ettik. Yemeğimizi de yedikten sonra hemen Colle Idramano Caddesi girişinde yer alan Rahibe Teresa'ya adanarak inşa edilen anıt heykelle karşılaşıyoruz. İki eli göğsünde olarak yapılan anıt heykelde Rahibe Teresa'nın hayatı boyunca taşıdığı inancı betimlemektedir. Şimdi ise şehir merkezinden ayrılarak otelimizin bulunduğu yere geçiyoruz. Ve otelimizi ararken gittiğimiz yol boyunca yine güzel camilere ve güzel manzaralara rastlıyoruz. Otelimizi bir müddet arayıp bulduktan sonra otelimize yerleşiyoruz ve hiç vakit kaybetmeden güzel bahçesine geçiyoruz. Burada oturarak hemen Rozafa Kalesi'nin karşısında, nehir kıyısında güzel yaz akşamının tadını çıkardık. Akşam karanlığında görülmeyen manzarasının güzelliğine sabah uyandığımızda hayran kaldık.
arkamda görmüş olduğunuz İşkodra'nın simgelerinden ve burada görülmeye değer en güzel yerlerden biri olan Rozafa Kalesi. Biz maalesef Rozafa Kalesi'ne çıkamadık. Fakat Rozafa Kalesi'ne çıkmak istiyorsanız özellikle gün batımını tercih etmeniz öneriliyor. Rozafa Kalesi, Arnavutluk ülkesinin kültürel ve tarihi en eski yapılarından biri olarak günümüze kadar ulaşmış. Rozafa Kalesi'nin tarihine gelecek olursak, 167 yılında Romalılar tarafından ele geçirilen kale, bu zamana kadar İlilyalılara aitmiş. Arnavutluk Arkeoloji Parkı'nın bir parçası olan Rozafa Kalesi, 1478 tarihinde Osmanlıların ve 1912 tarihinde ise Karadağlıların İşkodra kuşatmasına sahne olmuştur. Kalenin üzerinde birçok tarihi yapı bulunmakta. Kale üzerinde katedralden camiye çevrilmiş olan Fatih Sultan Mehmet Camii'ye ait de kalıntılar bulunmaktadır. Kale akşam saat 8'e kadar açık olup ziyaretçilerine muazzam bir lokasyonda ve harika bir İşkodra Gölü manzarası sunuyor. Ben de uzun bir süre bu güzel manzarayı izleyerek yine her zaman olduğu gibi bu güzel manzarayı da resme döktüm. Evet arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz tepenin üzerinde bulunan Rozafa Kalesi'nin hikayesi, efsanesi, Arnavutluğun en üzücü ve en etkileyici efsanelerinden birine sahip. Efsaneye göre 3 erkek kardeş bu Rozafa Kalesi'ni inşa etmeye karar verirler. Başladıktan sonra ise kale bir türlü sağlam olmaz ve bir duvarı çöker. Bunun üzerine bu 3 kardeş bir yaşlı adama rastlarlar ve bu yaşlı adam onlara der ki, Rozafa Kalesi'nin sağlam olmasını istiyorsanız size ertesi gün öğle yemeğini getiren ilk kadını kurban etmeniz gerekiyor. Ve kurban ettikten sonra harç malzemesi olarak bu duvarda kullanmanız gerekiyor. 3 kardeşten ikisi bu durumdan endişe duydukları için eşlerine durumdan bahsederler ve ertesi gün öğle yemeğini getirmemeleri için onları uyarmış olurlar. Fakat en küçükleri olanın eşinin bu durumdan haberi yoktur. Adı da Rozafa'dır ve ertesi gün öğle yemeğini eşine yemeğini getirir ve böylelikle eşi de ona bu durumdan bahsetmek zorunda kalır. Rozafa bu durumdan haberdar olunca durumu reddetmez, kurban olmayı kabul eder. Fakat tek bir ricası vardır. O da yeni doğmuş olan oğlunu emzirebilmesi için harç malzemesi olarak gömüldükten sonra duvara tam göğsünün bulunduğu noktaya bir deliğin açılması. Bu anlatmış olduğum tabii ki Rozafa Kalesi'nin bir efsanesi ve Arnavutluğun kadın gücünü simgeleyen yapı olarak Rozafa Kalesi özellikle çok rağbet görüyor. Rozafa Kalesi arkadaşlar bu tepede bulunuyor ve 130 metre yükseklikte olan tepede bulunmanın yanı sıra Drin Nehri ve Boyana Nehirleri tarafından çevrelenmektedir. Şu an arkamda görmüş olduğunuz nehir Boyana Nehri'dir. Arka tarafında ise Drin Nehri bulunmaktadır. Buradaki güzel nehir manzaralarının dışında İşkodra'nın doğa harikası olan İşkodra Gölü, Ohri Gölü'nün yaklaşık 2 katı büyüklüktedir.
Gölün en büyük özelliği rakımının deniz seviyesinden 7 metre daha aşağıda olmasıymış. Dolayısıyla birçok nehrin beslediği ve yeraltı su kaynakları bulunan göl, devasa bir alanı kapsamaktadır. Hatta gölün büyüklüğü Arnavutluk'tan ziyade Karadağ'dan görülür. Ve biz de bu güzel şehirden, İşkodra şehrinden ayrılarak Arnavutluk ve Karadağ arasında bulunan İşkodra gölü çevresinden doğru Karadağ'a geçiş yapmak için yolculuğumuza başlıyoruz. Böylelikle videomun sonuna da gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda yani Karadağ'ın güzel şehri Kotor'da buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız, yorum olarak öneri ve eleştirilerinizi bırakırsanız ve videolarımı desteklemek için, anlık haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arnavutluk'un Karadağ sınırında bulunan ve Tiran'a 3 saat uzaklıkta yer alan İşkodra, muhteşem bir tarih, kültürü ve sanat şehri olmasıyla beraber kesinlikle görülmeye değerdir.